Ben seçemediğim için Astarion'u ayıyı dans ettiriyorum. Slide to the left, slide to the right. Efendim, FRP Net ekranlarına hoş geldiniz. Ben Özay Şen ve bu da Baldur's Gate 3. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz aslında, çünkü bir önceki bölümde iki başarısız dövüşten sonra kaydı kapalı olarak devam ettirip, hatırlarsınız, burada bizi harcamışlardı. Bu sefer ben onları harcadım. Çünkü aynı kombatı bir daha kazanamayacağımı düşünmüştüm, fakat kazandım. Buradaki, şuradaki kafesin içerisindeki ayıcığında aradığımız Halsin isimli druid olduğunu öğrendik. Bize yolculuğumuzda bir süre boyunca yardımcı olacak. Yardımlarını esirgemeyecek diye düşünüyorum. O zaman kaldığımız yerden maceramıza devam edelim. Kayıt almadığım sırada daha önceki şeylerimi devam ettirdim gene. Yaptığım hareketlere devam ettirdim. Herhangi farklı bir şey yapmadım. Sadece bir tek Volo haricinde bir tutsak daha vardı. Onu da kurtardım. Ve gene kapıyı açtığımız gibi kombatla karşılaştık. Çünkü bir önceki odada kombatla bitirmiştik. Şimdi devam edelim. Bir önceki kombatta arkadaş öldü. Beyaz saçlı arkadaşımız. İsmini sürekli unuttuğum şahıs. Astarion. Astarion'u kaybettik. Ama canlandırma şeyi vardı. Parşömeni vardı. Onu kullanıp tekrar hayata geri döndürdüm. Ama tabii bol bol büyü harcadığım için o sırada kampa geri döndüm. Kampta bir dinlenme yaptım. Geri geldim. Bütün olay aslında bundan ibaret. Evet, bunların turları bitti. Şöyle dursak daha iyi olacak sanki. Ha, bir de önceki bölümün başında goblinlerden bir tanesi bir tam davulu gibi bir şey çalmıştı. Onu yok ettim. Onu kırdım. Onu kırınca etrafa yardım çağıramayacaklarını öğrenmiş oldum. Şimdi bu druidi ben de kontrol edebiliyorum. Ayıya falan dönüşebiliyor bu, ama şimdi dönüşmeyeceğim. Zor zaman geldiği zaman dönüşürüm. Saldırı yaptık. Buraya doğru devam edelim. Şunu sıkıştıralım. Bir de ana karakterimiz şey kullanıyordu. Bir tane sopa kullanıyordu. Onun yerine baltayla bir kalkan verdim eline. Daha efektif kullanabilmek adına. Ayrıca bir de şuraya bir ışık atalım ki gene. Bunlar önemli detaylar. Shadowheart'ta da var bir tur. Tepede var galiba bir düşman. Bu tarafta mı var? Bu tarafta var. Çok özür diliyorum. Bunun canı kaç? Onu ayıklarız diye düşünüyorum. O zaman şuna bir tane şey atalım. Şapşallığıma geldi. Hesaba katmadım. Seni ilerletelim. Dash kullanalım. Böylece daha hızlı bir şekilde ulaşırım diye düşünüyorum. Evet. Öldürdük. Böyle yaparsak en azından burası açılmış olur. Buradan gelen olabilir. Şuradan geçiş var mı? Yok, burası kapanmış. Bu tepeden çıkan olur mu? Bu buradan çıkabilir. Sadece bunu böyle hareket ettirip burada bırakacağım. Biraz orta olacak ama bir sorun yok. Geri döndürelim. Bitirelim. Fena değil. Baltayı aldıktan sonra karakterimiz biraz daha efektif saldırmaya başladı. Tahmin ettiğim gibi bu merdivenden inip buraya gelecek. Bir warcry, bir savaş çığlığı attı. Too high, çok yüksekte kalıyormuş. Güzel bir saldırıda bulunduk. Bunun da turunu geçirelim. Seni de izninle böyle alacağım. Turunu geçireceğim. Yukarı çıkalım.
orada yalnız bırakacağız ama. Şöyle biraz ilerlersek, gelen olursa ona da yol açmış olacağım. Seni de böyle açarsam gene gelecek olanlara karşı yolumuzu kurtarmış olacağız. Kaçırdı turunu. Ok atabiliyor muyum sana? Evet. Hepsini yukarı çıkarmayalım. Seninle gelebildiğin kadar ilerletip turunu tamamladım. Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Ekran 144 Hz olduğu için muazzam bir farklılık var. Onu insan hissediyor. Daha böyle akışkan bir şey var. Aha, Halsina ne oldu? Aşağı mı düştü? Halsin aşağıya düştü. Dediğim gibi ekran performansına, frekans ayarına farklılık olunca cidden çok fark ettiriyor. Sadece ayağa kalkmakla geçti bunun turu. Kimdeki sıra şu an? Zıplayabiliyor muyum? Hayır. Buna geçeceğiz. Yukarıda olmanın avantajını kullanmak istiyorum. Buna buradan Guiding Bolt atsak %50. Necrotic Damage, Enshine'i kurmam lazım. Normal saldırıyla devam edelim. Ama acele ediyorum, işte bunu yapmamam lazım. Önce combat'ta da buna benzer ufak tefek hatalar yaptım. Bizi sıkıntıya düşürüyor bu hareketler. Bir de Halsin'le konuştuğumuzda bize şöyle bir şey söyledi. Burada öldürmek istediği 2-3 kişiden bahsetti. Bir tanesi o bizi katakulliye getiren Goblin rahibe. Ondan sonra bir de şu bir Drow'dan bahsetti. Kendisi de bu büyük ihtimalle. Cleric of the Absolute yazıyor çünkü. Drow diye düşünüyorum onu. Saldırımızı yapalım. %55 diyor. Deneyelim. İkinci saldırı da tuttu galiba. Eski Baldur's Gate'lerde böyle ufak bir pencere olurdu. Son hareketler falan yazardı. İşte şuraya yürüdü, buraya yürüdü. 5 damage verdi, 5 damage aldı. Böyle bir şeyi... Daha fazla konuşmuyorum. %36, boşuna harcamayalım. Merhaba, Rozak isminden bahsetmişti. O da bu. Yine bir patlayan Arov. Kendisinden Mirror Mage yaptı. Soul Branding yaptı. Bless çaktı bir de üzerine. Dibime geldiyse %5 mi? Bir image var çünkü, değil mi? Ondan kaynaklı %5'e düştü. Yine de mirror image'lerden birisinden kurtulmak için bunu yapmamız lazım, evet. Bitirmeye denesem. Güzel oldu. Şöyle alacağım kamerayı. Şimdi Shadow Art'ta. Bir
kere daha ittirmeyi deneyelim. Güzel oldu. Oradan oraya savuruyoruz. Şimdi bunu hareket ettirmem gerekiyor ki şeye yol açılsın. Ama hareket ettirirsem bir attack of opportunity kazanacak. Ama yukarıya halsini çıkartmamız lazım. Kimde hareket var? Gale'la aynı turu paylaşıyorlar. Buradan bir witch bolt atalım. Güzel. Sağa dönüp bence hareket ettirmeyelim hiç. Düştü. Seni bir ayıya dönüştürelim. Gayet komik bir şekilde döndü. Birazcık böyle bir şey beklerdim açıkçası. Hareket beklerdim. Saldırımızı devam ettirelim. Bir itim hareketi daha yapalım. Oo, aşağıya düşürdük. Çok güzel. 10 damage de verdik. Ama geri tehlikeye soktuk şimdi orada da. Astarion da düştü. Gale'da sıra. Gale'i yukarı çıkarabiliyor muyum? Onu da yukarıya çıkaralım. Buralar sıkış tıkış olsun. Şuraya bir yağ atalım ki yukarıya gelmeye çalışırsa. Ama aşağı mı inmesi? Evet, bunu yapması için aşağı inmesi gerekiyor. Buraya atabiliyor. Buraya atması için aşağıya gelmesi gerekiyor. Yöntem tercih etsek. Ray of Sickness atalım ama 125. Bence şunu aradan çıkaralım. Witch Bolt'u aktive edelim. Aa, aşağıya indi. Öldürmüş olduk. Güzel. Gene yukarı çık. Senin canın diğerlerine göre biraz daha yüksek. Turda böyle geçelim. Bu bizi mahvetti ya. Critical miss geldi. Ayda. Şeyler birazcık sıkıntılı. Astarion'u kaldır bakalım. Onu bir de şu an seçemediğim için Astarion'u ayıyı dans ettiriyorum. Slide to the left, slide to the right. Şeyim kaldı mı? Move'um da kalmadı. Burada fena sıkıştık. Şuna bir charm atalım. Turumuzu böylece geçirelim. Şimdi Astarion'a geldi. Bunu böyle getirip arkadaşımızı yerden kaldıralım. Bir
tane potion tüketelim. Gale'e geçti sıra. Slip atamıyorum. Bunu da atamıyorum. İyisi mi? Gale'le aşağıya ineyim. Buradan Rozag'a bir Witch Bolt atalım. Ve misleyelim. Astarion canı 9. Burada kalabilir. Bunu burada sıkıştırmayı düşünüyorum. Amma yürüdü ha. Ne yaptı ona? Zıplayalım. 15 canı mı gitti? Fazla yüksekten atlamışım. Featherfall vermek gerekiyormuş demek ki. Yapacak bir şey yok. Seni de aşağı indirelim. Biraz şöyle arayı açalım ki. Ve tabii ki tutmadı. Senin de canın azalmış. Bir potion tüket ve aşağıya. Şöyle alayım seni de. Kendine heal bas ya. 8 canın var. Evet. Seni indireceğiz aşağıya. Bir dash ve bir saldırı daha şöyle yaparsan. Tüh be. Poison damage de verebiliriz. Tutmazsa zarı tuttu. Ayı'ya Fearfire Piri ışığı koydu ki daha rahat bir şekilde saldırabilmesi için. Ayımızın canı ne? Yarıya yarıymış. 55. Multi atak. Tamam, bunu yapalım. Başarısız oldu. Saldırı. Tamam, bu da güzel. Buradan aşağı düşer mi acaba ya? Shadow Art'ta sıra. Bir Bane atsak. Bane de tuttu. Bu taraftan arkasına geçecek. Gale'de var sıra. Buradan buna tutturabilir miyiz? Yok. Mintara'ya. %50 şans.
Bizim şeye de vurduk tabi haliyle. Bir mis daha geldi. Level'ları yüksek bizden. Birazcık uğraştırıyor o yüzden ama yapacak bir şey yok. Bu ayının büyük olması... Bitirelim. Bitirme olayını sevdim. Güzel, 7 damage daha verdik. Bir daha ittirdim. Yazık ya. Büyüler tutmuyor. Kötü oldu. Ha, şimdi şu sneak hata yapabiliriz. Bir de offend. Ah be, tutmadı. Tutsa iyi olurdu. Ok atacağım. Olmadı. Seni şöyle alalım. Ayının çok arkasında kaldım. Böylece... Ne oldu? 8 vurdu. Bir önceki kombattan sizi şey bıraktım ama mahrum bıraktım ama şu an iyi gidiyor. Bir multi atak daha deneyelim. Öldü. Harika. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edelim. Kimin canı az? Astarion'un canı bayağı az. Take your... Sleep atabilir miyim? En azından bir süre bize sıkıntı yaşatmasın. Tamam. Ben ona gidene kadar... Sacred Flame deneyelim. 2 damage de böyle verdik. Ok atalım ama ranged şöyle yapalım. That's her finished. An impressive scalp to lay claim to. Tarzımız. Aa, şurada bir scroll var. Şey kullanalım. Nerede? Tamam, kimin canı az? Eğer sabit durursan... Burada bir savaş haritası var. Yapılacak olan... saldırılar için bir blur scroll'u, parşömeni ve rezistans potion. Burası güzel. Mintara'dan da güzel loot çıkar diye düşünüyorum. Oo, mail armor. Güzel şeyler çıktı. Kitap daha var. Feyora'nın yemin bozan paladinler hakkında bir kitap. Şurada bir guiding bolt.
fazla göz önüne de çıkmamak lazım anladığım kadarıyla. Şöyle yapalım. Curse of Vampire, vampir laneti üzerine bir kitap daha bulduk. Daha doğrusu bir kitap daha bulduk vampir laneti üzerine. Burada burası kalabalık. Yaklaşınca yok oldular ama 4 kişi var. Şu anki canımızla birazcık zor olabilir onları öldürmek. Şu Mintara'yla bir daha yukarıda bir cesedimiz vardı. Aşağıda da vardı. Aslında bir short rest atabiliriz ya. Önce bir bulduklarımızı pay edelim. Şimdi. Ha, burada güzel bir şey var. Rare melee weapon yani zor bulunmuş, kıymetli bir zor bulunmuş. Doğru olmaz da kıymetli bir silah var. Diyor ki Dwarf ha Duergar Slaves diyor. Cast deep in the Underdark by Duergar Slaves. Tepesinde diyor örümcek ağları diyor ve soğuk dokunuşa sahip bir büyülü tılsım vardır diyor. Bence bizim ana karakterimiz bunu alsın. Zaten draw yapılmış. Bunu giyemiyorum. Şimdi bir potion sana vereyim. Şunu sana vereyim. Misty Step. Bunu giy. Güzel bir necklace. Heal olduğunca silah ne derler? Poison damage vermesi için bir tılsım çakıyor üzerine. Onun dışında da şunlar var ama kaydımızı alalım. Bir kısa bir uyku attık. Çoğunun canı doldu zaten. Şimdi Rugzlin. Bunu kurtardık. Mintara'yı öldürdük. Diğerlerini de öldürmemiz lazım. Buraya gidelim ya bir. Kombattan bir haberlerdi. Yetişebiliyor muyuz? Yetişebiliyor muyuz? Tuttum vallahi. Büyüsü tutmadı. Your best. Aradıklarımızdan biri burada mı? Şu arkalarda da var bir şeyler. Aha.
Öldürmemiz gerekenlerden bir tanesi bir bugbear. Ve orası bir hayli kalabalık. Aşağıda örümcekler var. Sağlam dert aldık başımıza. Reflektif şey attık ama bu nasıl bir büyü arkadaş? Aralardan bunu atsak, yani şu biraz daha iyi. Tutmadı. Hayda. Hayır. Sadece adımımıza mani oldu birazcık, o kadar. Bir şey alsın, resistance alsın. İlerleyen adımlarda sağlam combat dönecek çünkü burada. Oradan bizi de görüyorlar. Ayıya sleep attılar ama tutmadı tabi. Şey uyumuş. Buradaki abi uyumuş. Hareket edersen bana saldırır bu büyük ihtimalle. Bunu ayıklamak lazım. Güzel. Azıcık ilerleyelim. Öldürdüler adamı ya. Kurtaramadık. Aha, beni de ittirdi. Seni buradan mı dolaştırsam acaba? Ama oradan da kombata dahil olan olabilir. Tehlikeli bir hareket, evet. Mirror Image yapalım. Fronti nulla fides. Şöyle ilerleyelim. Asıl bu dövüşten sağ çıkamayabiliriz. Oradan bir şey attı ama. Zıplayacak zannettim oradan. Bayağı ucuna kadar geldi çünkü. Burada da bir kapı var. Birisi attık, birisi tuttu. Smash deneyelim. İstedik. Alayımıza blind çaktılar. Fog. Astarion'u kurtarmamız lazım oradan.
Aslında şunu ayıklarız ya. İkinci saldırısına bile gerek kalmadı yani. Öyle durdursun. Kaçırdı, güzel. İkinciyi vurdu ama. Kimde? Gale'da. Çok dibinde ya. Kaçmayacağım, saldırı yapabilir bu. İttireyim. Tutarsa aşağıya düşüyordu. Nerede ne var şimdi? Ha. Burada bu var mesela. Seni böyle çekelim. Kaydı. Oha! Kim düştü aşağıya? Astarion mu? Ahan da. Süper oldu bu. Buradan çıkış var mı? Örümcek dolu buralar ya. Zıplayabiliyor muyum? Hayır. Burası o giriş kapısının olduğu yer. Ta arkalardan dolanmam lazım. Burada da örümcekler var. Buradan geçemem yani. Söyleyeyim, buradan çıkmamız lazım. Şöyle bakayım da mantıklı bir yer var mı? Astarion için mantıklı bir yer yok. Örümcekler var. Hoş değil. Fena sıkıştık. Kırmayı deneyeceğiz. Kadar yakındayken bir tane de potion içelim. Bu tur böyle geçsin. Oh, of kine of. Biraz boyumuzdan büyük bir işe kalkıştık. Ne büyük bir potion daha vardı.
Kaçacağım buradan. Şöyle uzaktan bir şeyler atmaya çalışacağım. Kapı açılmadan nasıl sıktılar? Orada bir hata var. Bariz yani. Ayı çıktı. Çift saldırı yap. Kendimi atamıyor muyum bunu? Bu ne? Creature can see regains hit points. Biraz daha açılalım bununla. O kilitli kapılar açılsın lütfen. Bunları da takacağız beşimize. Umarım çok takmam da. Ha, bunu yakına yapmamız gerekiyordu. Hepsi çok uzakta kaldı. Şahane. Evet, Gale'e geçeceğiz galiba. Gale'ın önce bir şey yetiyor mu? O da yetmiyor. O da yetmiyor. Turu birazcık uzaklaşmakta bulduk. Kapıyı kırdılar mı? Kıramadılar. Ah! Neden? Kötü bir şey mi yaptı, iyi bir şey mi yaptı? Tamam, bunu kullanabiliyor olmam lazım benim. Büyülerde mi sıkıntı var? İlginç. Canımız biraz azaldı ama... Olmadı. Onlarınki oldu. Bir de eşit atalım.
aşağıda yetiştik. Imperial Tibet. Güzel. Sonradan geldi ama. Şöyle bir ok atalım sadece. Allah Allah. Abinin üzerinde sağlam büyüler var da. Aa, yere düşmüş. Ha, bu da bir şey. Healing yapması lazım ama yapamadı bir türlü. Resistance verelim. Potion daha içelim. Astarion hep son dakikaların adamısın ha. Bizde bir vurak. Hani yine bir şeyler değişiyor ama çok erken konuşmak istemiyorum tabii. Dört kişi kaldı onlardan. Dört kişi kalmadı onlardan. Bir Thunder Wave yapalım. Doğru mu yapıyoruz? Hiçbir işe yaramadı. Bitireyim. Dur, geri hasar aldık, iyi mi? Duvarın arkasına şunu bir saldıralım bakalım. Olmadı. Bitireyim. Bittir kaktır, kazanacağız bu kavgayı be ya.
Astarion biliyor işini. Yedi fire damage. Fena değil. Şunu bir daha kullanalım. Hem çok güzel gözüküyor. Güzel. Bak poison damage verdi. Gördün mü? Heallendiği için. Aha. İyi aşağıya düşmedik. Ay şom ağzıma ya. İlginç ve güzeldi. Bakayım hemen üstünü bir lootlayalım. Güzel güzel. Ayı diriltiriz ya. Sıkıntı değil o. Şu kombatı bir temizlemek lazım. Na nereye çıkıyorsun? Yerin altındayız zaten. Boss'u ayıklayıp bunları yatarsak. Bitmeyen kombat yapmışlar. Of! Geri çekileceğiz. Öğret. Potion vermem lazım. Şu an bütün yeraltı kompleksi karşımıza çıktı. Yani ben biraz daha böyle hani oda oda giderim, öyle temizlerim diye düşünüyordum ama ortalık fena karıştı. Astarion'da 5 canı kaldı. Ya kazanacağız da neyi kaybedeceğiz acaba? Yani şey öldü, Halsin öldü ama oo fena olmuş ya. Dur. Ha tabii sen yukarı çıktın, oradan işleyeceksin bizi. Her şeye rağmen yani
performans çok iyi, ancak oyunun kendi içerisinde çok büyük optimizasyon sorunları var. Geniş bir alan içerisinde bu kadar kalabalık bir dövüşün içerisine girildiğinde müthiş yavaşlamalar oluyor. Ama bunların hepsinin bariz bir şekilde oyunun kendisiyle alakalı olduğu anlaşılabiliyor. Ya da direkt şöyle yapacağım ya. Astarion önemli. Onu kaldıracağım ayağa. Turumu öyle bitireceğim. Yani kamera hareketleri, açıları falan, hani ben bir şeyler düzeltiyorum ama bir yerlerden geçiş yaparken ya da çıkış yaparken bariz bir sıkıntı yaşadığını görebiliyorsun. Chill touch. Elimin tersiyle vurayım bir de. O oldu. Ama bir canı var, kesin düşecek bu yara. Bir de şeye tutuldum, siz orada görmediniz hani buranın içerisindeyken kampa gitme tuşuna bastım ve kampa gidildi. Hani bunu bir normal masaüstü FRP oyununda düşünemiyorum. Acayip saçma olurdu yani. Şeyin içerisindesin, zindanın içerisindesin. Diyorsun ki kamp yapalım, sonra zindandan elini kolunu sallaya sallaya çıkıyorsun. Goblinler diyor ki nereye? Parti diyor ki dinlenmeye gidiyoruz, kamp yapacağız. Aa tamam, o zaman sizi dinlenin, gelin. Tabii tabii, biz bir büyülerimizi çalışalım, güçlenelim, şey yapalım, ondan sonra geliriz. Çok mantıklı. Yani kamp yapıp yapılmayacak yerlerin belli olması lazım. Böyle bir zindana, şapele ya da girildiği zaman, hani kamp yap dediği zaman ya da en azından orada kamp yapması lazım. Kampa git dediğin zaman buradaki hikaye bir anda sanki bitiyor. Kampa gidiyormuşsun gibi gözüküyor. Sonra geri dön diyorsun, direkt buraya dönüyorsun. Pek anlayamadım. Bu yerde. Ya seni ayıklayayım ben ya. Bir tanesini sana. Bir tanesini sana. Sen de bunu içersin. Bunu içelim. Yine bir şeyler oluyor ve ben görmüyordum. Biraz yakınlaştırmanın. Ekip can çekişiyor şu an. Hani üzerimizdeki şeylere bak. Önce içeriği, daha sonra burayı temizlemek lazım sanırım. Neyse, inceldiği yerden kopsun. Deneyelim bakalım neler olacak.
sana çakalım. İttirelim bari. Uzaklaşır belki. İyi oldu. Şuraya yardıma gitmem lazım. Geli yalnız bıraktık. Geli yatar ya net. Geli yatar, Astarion yatar. Ondan sonra zaten Ayıt'la pirincin taşını. Haha! Şeydeki sahne geldi aklıma. Monty Python and the Holy Grail'da kalenin basılma sahnesi vardır, meşhur. Herkesi keserek ilerler, kestikçe de haha! Haha! Güzel bir başlangıç. Tümümüzü böyle geçireceğiz. Daha yukarıdaki var, hep unutuyorum onun sırası geldiği zaman. O bambaşka bir hikaye. Bir daha düştü yere. Çok çok zor. Zordan da öte imkansız. Ölümü bekliyorum. Yapabileceğim son hasarlar falan da yapayım da bari. En azından bir işe yaradığımızı gösterelim. Bir de karakterlerden... Bir tane zaten canlandırma iksiri var. Partimize katılan ayı ve beraber bize takılmaya gelen lokal bir yerel fareyle beraber bu bölümü de bitiriyorum ne yazık ki.
Bir sonraki bölümde bu komatın başından almaya çalışaraktan bakalım. Bunları def edebiliyor muyuz, ona bakacağız. Burası oldukça can sıkıcı bir alan oldu. Seviyeler 3. seviye. Gelen canavarlar da hani gene kafa tutabileceğiz gibi gözüküyor ama kalabalık geldikleri için bir türlü işin içinden çıkamıyoruz. Bayıcığın da hani yardımı çok ama canından can götürdük baya. Belki kombat dışında mı yapmak gerekiyordur? Bilmiyorum ki. Healing Word. Neyse, beceremedik. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sıradaki videolardan da haberdar olmak için abone butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yine daha önce de söylediğimiz üzere FRP.net'in YouTube'daki katıl butonu da artık aktif. Bunun üzerinden de bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Hoşça kalın.